Hoş geldin. Geç. Nedir abicim senin bu Sefer'le olan derdin ya? Zeynep nasıl onu söylesen. Sen ne yapacaksın Zeynep'i? Zaten göndermişsin Allah'ın çöplüğüne. Ya ben telefonu kapatıyorum, sen adres gönderiyorsun kıza. E seni merak etti çünkü. Beni aradı, konuşmam lazım dedi. Ağlıyordu telefonda. Adam gibi bir yerde olsan oraya gelirdi kız. Ya iyi, tamam tamam. Başka kim geldi biliyor musun o çöplüğe? Senin soyun, şerefsiz kardeşin geldi. Ya adam resmen benim burnumun dibine girdi. Açık açık tehdit etti beni. Bir gün kızı atıp bir arabaya götürseler haberimiz olmayacak ha. Nerede şimdi senin? Evinde, evinde. Merak etme, ben gittim. Rahat ol. Haberi var mı? Ya nasıl haberi olsun? Ben nasıl söyleyeyim kıza? Pencerede annesi tepemde duruyor öyle. Ne yapayım? Teyzeciğim kusura bakma, bir tane adam var. Miras sevdasına düşmüş, seni kızla vuracaklarmış arada. Böyle mi söyleyeyim? Bak evlat, bilmediğim şeyler var. Canımı sıkma. Seni üzerim. Ya sen beni üzsen ne olacak Allah aşkına? Beni üzsen ne olacak? Burada Zeynep mevzu bahis. Ya kız bunu öğrense ne olacak, düşünmüyor musun hiç? Gidecek karakola, polise, işler iyice uzayacak. Sonra bu adamlar iyice bela olacak bizim başımıza. Ne için? Ali Fuat Bey'in 3 kuruş parası için. Mesele para değil. Hiçbir zaman da para olmadı. Ya ne o zaman, ne söylesene? Hesap mı soruyorsun bana? Bak, Zeynep'i davadan geri çekeceksin. Tamam mı? Artık vazgeçtim mi diyorsun, anlaştık mı diyorsun, ben bilemem orasını. Ama kızı geri çekeceğim bu davadan, harcatmam onu sana. Sen kim oluyorsun da bana akıl veriyorsun ya? Sen Zeynep'i benim düşündüğüm kadar düşünebilir misin? Ya ben Zeynep'in sevdiği adamım be, sen kim oluyorsun? Kaç gündür kızın hayatındasın sen, ne bu kahramanlık ayakta? Sen niye gitmiyorsun peki? Terk ettim demedim. Arayıp sormasana. Yapamıyorsun ama değil mi? Ya senle ben bir miyiz be? Bak sana son kez söylüyorum, çıkıp gideceksin o kızın hayatından. Gitmiyorum, hiçbir yere gitmiyorum. Gidemem. Lan niye, niye? Kızım o benim lan. Ben gerçekten anlamıyorum. Bir taraftan ayrılmak istiyor. Bir taraftan benim için endişeleniyor. Belki de anlaman gerekmiyor Zeynep. Kabul etmen yeterli. Hani hayatın kurallarını yeni baştan yazamayız. Bir ilişki sadece 2 kişiyle yaşanmıyor çünkü. Beraberinde aileni, geçmişini, acılarını da getiriyorsun. O çocuk çok kalabalıktı. Çok yıpratırdı seni. Ben nasıl baş edeceğimi bilmiyorum. Sen de zamanı bırak o zaman. Belki de hayat acılarını dindirecek çok daha güzel sürprizler hazırlıyordur sana. Hı? Eşim öldürüldüğünde 8 aylık hamileydi. Eve geldiğimde onu kanlar içinde buldum. Ne olduğunu anlamadan polisler geldi zaten. Derdimi tam anlatamadım bile. Mahkemede hiç tanımadığım şahitler çıktı karşıma. İşte sürekli kavga ediyormuşuz. O gece de şiddetli bir kavgaya tutuşmuşuz filan. Bıçakta parmak izlerim. Zaten Leyla'yı taşırken üstüm başım kan içinde kalmış. Sonrası da işte bildiğin gibi 27 yıl. Böyle. Zeynep peki? Evlatlık verilmesini istemiştim. Yaşıyorsa 2 mezar niye? Öyle gerekti. Ve sen o zaman birileri öldü bilsin istedin değil mi? Başka türlü koruyamazdım ki. Yani ne bileyim abi, yani... Yani bizim gibi de değilsiniz ki.
Yani Göreli ailesi deyince böyle bir dolu dolu geliyor ya. Ya bir de dedesi falan var diyorsun. E diğer tarafta eşinin ailesi falan var. Yani bir de seviyordum, öldürmedim diyorsun da. Şimdi böyle bir aşıktan olan bir çocuk bu. Pamuklara sararsın ya sen onu. Hani evlatlık vermek falan. Ya yok abi, evlatlık veremezsin. Ya benim anam vermedi beni evlatlık. Biz kurumun kapısından döndük kaç kere. Yani açtık, açıktaydık ama biz bir aradaydık yani. Ne bileyim. Öyle göründüğü gibi olmuyor işte her şey. Ya şimdi çok çekmişsin falan, tamam anlıyorum da. Kusura bakma, ben sana üzülemeyeceğim ya. Bu anlattığı şeyler de bana çok inandırıcı gelmiyor. Ben açık açık söyleyeyim sana. Yani o kadar sevdiğin kızını başka bir aileye veremezsin ya. Ne olduğunu düşünüyorsun peki? Hı? Vallahi bana kalırsa sen büyük bir vicdan azabı çekiyorsun şu an. Yani yıllar sonra pişman olup geri gelmişsin. Şimdi kızına bir... Ben bir hata ettim, anneni öldürdüm demek var. Bir de ben suçsuzum, bana iftira attılar demek var. Yani o gün çözülemeyen mevzu bugün de çözülemeyeceğine göre... sen yıllar sonra geri döndün, şansın deniyorsun bence. Öyle mi diyorsun? Yani. Ya bir de şöyle bir şey var yani, sen bu kızı o kadar seviyorsan, o kadar değer veriyorsan... böyle bir para mevzusunun içine çekmezsin ki. Bir de kardeşinin hırlaşacağını da biliyorsun yani. Onun meselesi bende. Zeynep'e ulaşacağını düşünmedim ama haklısın. Hata ettim. Kızıma duyduğum hasret... gerçeği görmeme engelledi belki de. Vallahi ben sana şunu söyleyeceğim. En azından bu saatten sonra bu kıza zarar verme artık. Çek kızı davadan. Söyleyecek misin peki Zeynep'e? Bilmiyorum ki. Yani ben de kararsız kaldım şimdi. Yani aslında bir yandan diyorum. Git söyle yani, ipliği pazara çıksın. Ama diğer taraftan da Zeynep'i düşünüyorum. Şimdi bu gerçeği öğrenince kıyamayacağım ben kıza. Dağılacak çünkü. Ama bak sen şunu iyi bil. Şunu bil yeter bana. Eğer bu kızı bir daha tehlikeye atarsan... hiç düşünmeden söylerim. Hiç umurumda olmaz yani. Yok yıllar sonra geri dönmüşsün. Seni tanıyacakmış, yeniden sevdirecekmişsin kendine. Hiç gözünün yaşına bakmam ben senin. Kaderim senin elinde yani. Bak evlat. İnanırsın ya da inanmazsın. Senin bileceğin iş. Ama ben bu davayı para için açmadım. Bunu ispatlayabilirim sana. Yarın davayı geri çekeceğim. Ne 3-5 kuruş para, ne de uzlaşma. Hiçbir şey, hiçbir şey. Sen yapabilir misin peki? Ben ne yapacakmışım? Zeynep'i sevdiğini ispatlayabilir misin bana? Nasıl yani, ben anlamadım ki. Hani şu masallarda kahramanlar gider. Dersini alır, geri gelir. Evine döner yani. Hikaye o zaman hikaye olur. Yoksa uçurtma olursun. Kaybolur gidersin. Geri dön evine evlat. Zeynep'i seviyorsan dön evine. Ben kızımı da gördüm. Gördüm. O senden başka bir adres bilmiyor, inan bana.